27 Kasım itibariyle Türkiye'deki bütün hapishanelerde ve Kürdistan'daki bütün hapishanelerinde süreli dönüşümlü açlık grevleri ve 27 Kasım 15 Şubat arasında bağışıklık grevleri devam edecek. Hasta mahpuslar açıklamasından sonra da bayağı bir başvuruları aldık biz. Başvurulardan sonra bizim şu an tespit ettiğimiz, bugün tespit ettiğimiz kadarıyla 21 cezaevinde, İç Anadolu'da 21 cezaevinde açlık grevleri bugün başlamış durumda. Bu cezaevlerinde mahpuslar açıkçası kendi beyanlarına göre bugün görüşmelerimizde net olarak şunu söylüyorlar. Yani bu 10 Ekim de başlayan kampanya, Abdullah Öcalan'a özgürlük ve Kürt sorununa çözüm kampanyasına 27 Kasım'la birlikte Türkiye ve Kürdistan'daki bütün mahpuslar da katılmış durumdalar. CİT'in aslında mahpusların çıkarımının ne kadar doğru olduğu, bu siyasete yönelik okumaların ne kadar doğru olduğu şöyle. Biz şu an başlayan bu 21 hapishanedeki mahpusların da tek tek söyledikleri aile görüşlerinde ve şu an bugün yaptığımız birkaç avukat görüşünde şu çok net. İmralı'daki tecrit hapishanelerle birlikte bütün topluma yayılmış durumda. Bu nedenle Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü Kürt sorununun çözümüdür aynı zamanda. Eşdeğerdir. Bu çıkarımı yapıyorlar. Bu nedenle bağışıklık grevine başladılar. Ve şöyle bir çıkarımlar daha var bütün mahpusların. Bu Ukrayna-Rusya savaşında da gördüğümüz, kısmen Filistin-İsrail savaşında da, Kürdistan'daki savaşta da her zaman şu çok net. Bütün bu uluslararası politikaların, uluslararası kurumların bunu pazarlık malzemesi yaptığını çok net anlayabiliyorlar. Zaten barış sürecinde de aslında mahpuslar da pazarlık meselesiydi. Şu an Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit de bu uluslararası kurumlar tarafından pazarlık malzemesi. Bu hep böyledir. Bu pazarlıkların içinde tecritinin olduğu, İmralı tecritinin olduğu çok açık. Bu tespiti mahpuslar da yapmış durumda zaten. Yani uzun zamandır yapıyorlar. Bu ilk açlık grevi değil. Bu çok net. Yani bu hasta bütün mahpuslar, yani bu 21 İç Anadolu'daki 21 cezaevinde toplam Türkiye'de 104 cezaevi hapishanede başlamış olacak büyük ihtimalle. Yani daha önceki cezaevlerindeki pratiklerden gördüğümüz kadarıyla. Sadece böyle durağan halde açlık grevine girerek, açlık grevi başlatarak bu kampanyaya destek olarak değil. Mahpuslar hiçbir şekilde açlık grevine giren bütün mahpuslar şunu çok net dile getiriyor. Burada sadece açlık grevine girmiyoruz. Bu uluslararası komployu da bozmak gerektiğine inanıyorlar. Yani CPT'ye başvuruları var, Birleşmiş Milletler'e başvuruları var, diğer uluslararası kurumlara başvuruları var. Çünkü İmralı tecritinin bütün topluma yayıldı. Yani bütün herkesin dilindeki şey budur. Yani herkes aynı şeyi söylüyor ve bu bir gerçeklik olduğu için bunu söylüyor. Bu sosyolojik bir gerçeklik. İmralı tecriti toplumun tecritidir. İmralı tecriti hapishanede devam ediyor. Hapishanelerin tamamında ama toplumun da tamamının tecritidir. Bu çok net. Yani insanlar somut olarak şuna bakabilir. Bizim görüştüğümüz bütün mahpusların talebi bu. Yani siz Abdullah Öcalan'ın sadece aile görüşü hükümlüdür. Evet bir insan hükümlüdür ve sadece politik zeminde tartışıldığı için durumlar böyle. Her bütün hakları başka zeminde tartışılıyor. Sadece ailesiyle görüş yapamıyor, avukatıyla görüş yapamıyor değil. Topluma da ulaşamıyor. Yani insanlar hapishanedeyken, yani bu pandemiden sonra 2020 yılından beridir inanılmaz korkunç bir tecrite maruz kaldılar. İletişimsizlik en büyük haldi. Zaten tutsaklar, yani tecrit zaten olağan, kendi halinde duran, hiçbir şey yapmayan insanlara uygulanır. Tecrit direnen insanlara uygulanır. Yani direniş ne kadar yüksekse sistemin kapatma eğilimi de o kadar yüksektir. Hapsetme eğilimi de o kadar yüksektir tecrit altına alma. Bu insanlar koridorlar birbirinden ayrılarak izole alanlara kapatıldı, ses olamadılar. Hiç kimseden haber alamadılar. Bu insanlar tekli hücrelere konuldu, yeni kapasiteli milyarlarca para harcanarak yeni rezervleri yapıldı. Hiç kimseden ses alamadılar. Şimdi bekliyorlar. Yani bu haldeyken topluma ses olmaya çalışıyor. Yani bunun öz eleştirisini hem muhalefet vermeli, hem siyasi partiler vermeli, hem sendikalar vermeli, hem de demokratik kurumlar vermek zorunda. İnsan hak kurumları da. Yani bu kadar zor durumda olan, hiçbir şekilde haber kaynağına ulaşamayan, yani en küçük böyle alabildiği sistemin o da izin verediği haberlerden aldığı durumla bu topluma ses olmaya çalışan, bu toplumun demokrasisini güçlendirmeye çalışan insanlar var burada. Yani hiçbir şey yapamayınca bedenini ağaçlara yatırarak bunu yapıyor. Şu çağrıya buradan ses vermek zorundayız. Yani İmralı tecridi son bulmalı ki bu ülkede demokratik haklar kullanılsın. İmralı tecridi son bulmalı ki bu ülkede özgürlükçü politikalar başlasın. Bunu biz bir kere yaşadık. Yani görece çok memnunduk. Herkesin de memnun olduğu da ortadaydı. Dediğim gibi tecrit sadece aile görüşü veya avukat görüşü de değil artık. Tecrit Sayın Abdullah Öcalan'ın halka ve topluma ulaşması zorundur. Ulaştığı zaman demokratik haklar gelir, özgürlük de gelir. Bununla birlikte ekonomik refah da gelir. Bu nedenle bütün toplumu ses olmaya,
Buna duyarlı olmaya çağırıyorum.